Canım arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler 9. sınıflar. Bu video sizin için yazılı haftası biliyorsunuz artık geldi çattı ve artık yazılılardan da matematikten özellikle bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz ama merak etmeyin. Sakin olun önce o sıkıntıları birlikte aşacağız arkadaşlar. Şimdi ben size burada 9. sınıflar 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışması adı altında Size 20 tane yazılıda çıkacak sorulara yönelik çalışma yaptım arkadaşlar. 20 tane soruyla biz bu sınavdan, bu yazılıdan 100'e yakın notlar alabiliriz. Sıkıntı yok. Yani işlem hatası falan yapmazsan 100 alırsın. Ama biz yine de 90 üstü diye hedef koyalım arkadaşlar kendimize. Biz 90 üstünü hedefliyoruz. Aşağısı bizi maalesef kurtarmıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi isterseniz fazla lafı uzatmayayım. Bu arada bu yazılı hazırlık, yazılı hazırlık çalışması için açıklama kısmında ben sana soruların pdf'ini, orijinal pdf'ini bırakıyorum. Bu soruların tamamını ben yazdım arkadaşlar ve tek tıkla indirebileceğin hale de getirdim bunu. Tek tıkla indirebilirsin. İster tabletine, ister telefonuna, ister bilgisayarına indirebilirsin. Bunun çıktısını alabilirsin. Toplamda 20 tane soru ve bu 20 soruyu şimdi seninle birlikte beraber çözeceğiz. Tamam mı? Asla ama asla korkun olmasın yazılıdır. Gelir geçer. İlk sınavın notu ne olursa olsun azim ve çalış ve ikinci sınavdan da yüksek almaya gayret göster. Tabi yazılıdır gelir geçer diyoruz ama bu yazılı notları 9. sınıfta 10. sınıfta çok fazla senin için önemli olmuyor olabilir ama... Işte 12. sınıfta o sınava gireceksin ya malum sınava İşte o malum sınavdan YKS'den sonra ah o yazılı notları ne kadar önemliymiş diyeceksin Dolayısıyla şimdiden adam akıl oturup çalışmak gerekiyor. Lütfen rica ediyorum senden pür dikkat beni dinle. Bu yazılıdan yüksek not alalım seninle birlikte ve yolumuza bakalım. Tamam geçmiş bizi ilgilendirmiyor. Olan olmuş birinci yazılıdan belki düşük almışsındır. E, yüksek kaldıysan da rehavete kapılmayacaksın tabii ki. Yani mesela birinci yazılıdan örnek veriyorum 89 almışsın. E, tamam oldum ben dersen işte orada hata yaparsın. Arkadaşım sen olmadın falan ben ne adamlar tanıyorum? ilk sınavından 90 alıp da ikinci yazılısından 30 alan ne adamlar tanıyorum? Rehavete kapılırsan, çalışmayı boşlarsan, çalışmayı bırakırsan bitersin. Bütün derslerini sana bazı tiyolarda vereyim şimdi, hazır videoya başlamamışken, derse geçmemişken, bütün derslerini vakti zamanında çalışırsan, son sınıfa geldiğin takdirde böyle sudan çıkmış balık gibi bocalamazsın. Şimdi öğrencilerin çoğu, abilerinizin, ablalarınızın çoğu 12. sınıfta. Sudan çıkmış balık gibi davranıyorlar arkadaşlar. E sebep? Çünkü sevgili gençler 9'da yatmış adam, 10'da yatmış adam, 11'de biraz kıpırdanır gibi olmuş. 12. sınıfa geldiği zaman diyor ki lan diyor bir dakika diyor zaman su gibi akıp geçti. Benim sınav senem geldi. E sınav senesi ne yapacağız? Ders çalışacağız. 9'un dersini ayrı çalışıyor. 10'un dersini ayrı çalışıyor. 11'in konularını ayrı çalışıyor. 12. sınıfın konuları zaten biraz daha üst seviye. E ne oluyor patlıyor arkadaşlar tamam işte biz patlamadan rahat rahat böyle yaya yaya yayla yayla çalışmak için 12. sınıfta özellikle biz şimdi bu işi sıkı tutacağız. Her yaz mevsimini adam akıllı değerlendireceğiz. matematikte aramızdaki problemi ortadan kaldıracağız. Tamam? Evet gençler artık hazırsak geçelim dersimize. Evet. Dediğim gibi orijinal PDF'i açıklama kısmından ücretsiz biçimde indirebilirsin senin için. Bu böyle bir e, olayda imzaat. Şimdi ilk sorumuz bir mantık sorusu. P önermesinin doğruluk değeri 1'miş. Q önermesinin 0, R'nin değili de 1'miş. R'nin değili 1 ise gençler R nedir? Tabii ki 0 olacaktır. Q 0'sa belki ihtiyacımız olur. Q'nun değili 1'dir ve yine belki ihtiyacımız olur diye P'nin değilinin de 0 olması gerektiğini buraya yazalım önermeleri ve doğruluk değerlerine göre P ve Q ancak ve ancak R önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi P 1'di ve Q 0'dı ancak ve ancak dedik R de sevgili arkadaşlarım 0'dı. Bak bu taraf ne? 1 ve 0. V bağlacının içerisinde 0 varsa bu 0'dır. Ancak ve ancak 0 oldu. Ancak ve ancak bağlacının da biliyorsun iki ucu aynıysa sonuç 1'dir. Şimdi burada verilen önermenin doğruluk değeri 1 ise. Şimdi bize diyor ki aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri de 1'dir diye sorulmuş. E gelin bakalım şimdi birlikte. P'nin değili 0. E, Ve bak V'nin yanında 0 varsa sonuç 0'dır. E şimdi burası 0 E burada da V var. E V'nin yanında 0 varsa sonuç 0'dır. E biz neyi arıyorduk? Biz 1'i arıyorduk. Demek ki A şıkkı gitti. P veya Q demiş. Şimdi P'nin ben 1 olduğunu biliyorum ya ve yağının içinde 1 varsa sonuç 1'dir. Bak burası 1. 1 ise R neydi? 0. 1 ise 0. 100 kuralı diye de anlatmıştır hocam. 1 ise 0. Sıfır, 0'dır arkadaşlar. Bak 100 kuralı dediğimizde 1 0 sıfır, 0'dan geliyor. İse bağlacında burası 1 burası 0 ise sonuç 0 oluyordu. Demek ki aradığımız bu da değilmiş. Çünkü biz 1'i arıyoruz. P ya da Q demiş. Bak P 1'di. Ya da Q. Bak Q neydi? Q da 0'dı. 1 ya da 0 ya da bağlacı birbirinden farklıysa sonuç 1'i veriyordu. 1 ancak ve ancak R neydi 0. Ancak ve ancak bağlacının iki ucu birbirinden farklıysa sonuç 0'dı. Yani bu da gitti. Pekala D'ye bakalım şimdi. D'de bak burası 0 ya. İse demiş tamam benim gönlümü aldı şu an. E niye? Çünkü ise bağlacının soldaki bileşeni yani şurası 0'sa Burası ne olursa olsun sonuç daima 1 olacaktı. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkıdır diyebiliriz. Ve gençler devam ediyorum ikinci sorumla. Diyor ki PQRS önermelerine göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. P önermesi diyor ki X0'dır. Q önermesi diyor ki Y0'dan farklıdır. R önermesi de diyor ki x X'de Y'nin toplamı 0'dır. S önermesi X'de Y'nin çarpımı 0'dır diyor. Şimdi P ise R demiş bakalım, x sıfırsa y sıfırdan farklıdır diyor. X'in sıfır olması yyi alakadar etmez. Dolayısıyla bu ifade doğrudur diyemeyiz. S ise P, yani diyor ki x çarpı y eşit sıfır ise, e, o zaman x sıfırdır diyor. E, y de sıfır olabilirdi. O halde bu da gitti. P ya da Q, yani diyor ki x sıfır ya da ya da y sıfırdan farklı ise. S önermesi doğrudur diyor bak. X çarpı Y eşittir 0. Şimdi X 0 ya da diyor ya. Ya da bağlacının ne anlamı katıyordu? Ya o olacak ya o olacak diyor. Şimdi tamam X 0 X kere Y 0 ama aması var. Y sıfırdan farklıysa şimdi bunu unutuyorsun ya da dediği için. Y sıfırdan farklıysa X çarpı Y 0'dır. E yani burada Y'nin sıfırdan farklı olma durumu X çarpı Y'yi 0'a götürmez ki. Dolayısıyla bu da gitti. D şıkkına bakıyorum. Y sıfırdan farklı. Bak, Y sıfırdan farklı. Ve, ve. X çarpı Y sıfır. bu ne demek? Y sıfırdan farklı ve X kere Y sıfır. Artık burada tek bir ihtimal kalıyor. Y'nin sıfırdan farklı olduğunu değil mi? Demek ki X sıfırmış. İse, bak. Aslında diyor ki burası x eşittir sıfır. İse p'nin değilim x sıfırdan farklıdır diyor. Olmadı. P buydu ya. P'nin değili x sıfırdan farklıdır demektir. E o halde bu da gitti. Şimdi buna bakalım. Q ve S. Bu ne anlama geliyordu? Y sıfırdan farklı ve x çarpı y sıfır. Yani x sıfır ise diyor. ve bakıyorsun x sıfırdır. Yani arkadaşlar şurası doğruysa x kesinlikle sıfırdır diyor. Şu an benim gönlümü aldı bu da. Doğru cevap e şıkkı olacaktı dedik. Ve devam ediyorum. Üçüncü sorumla yine bir sembolik mantık sorusu. Aşağıda verilen açık önermelerin değillerini bul demiş bize. Hadi bulalım. P'nin değilinde x. İki nokta üst üsteyi koyduk. Şuradaki bazının değili nedir? Her x eleman doğal sayısı için 5x 5. Şimdi büyük türün değilini alacağım. Büyük olmayan nedir? Küçüktür. Ya da eşittir. Demek ki sevgili arkadaşlarım küçük veya eşit sıfır diyeceğim. Bak bu bunun değili oldu. Mis gibi. Şimdi geldim Q'ya. Q önermesinin değili her kelimesinin değili bazıdır. Bazı x eleman tam sayıları için x kare bak, büyüktür sıfır diyor ya yine küçük veya eşit sıfır diyeceğim. İşte bunun da değili budur. Geçtim şimdi R'ye biraz daha zor görünüyor değil mi? R'nin değilinde x diyorum. Şimdi ne yapmam lazım? Burada v bağlacı var. Ben bunun tamamının değilini alırsam demorgan kuralları gereği. Bak şuraya p önermesi de buraya da q önermesi de. P ve q'nun değili neydi arkadaşlar? P'nin değili veya q'nun değiliydi. Demek ki ben buranın değilini alacağım önce. Her x eleman doğal sayısı için x kare küçüktür sıfır olur. Bak bunun değilini aldım. P'nin değilini hallettim. V'nin değili veya'ydı. Hemen Q'nun değiline bakıyorum şimdi. Her kelimesinin değili bazı x eleman reel sayılar vardır ki x büyük veya eşit 0 olacaktı. Demek ki R önermesinin değili de bu şekilde bulunacak. Ve yine buraya bakıyorum. Burada ise bağlacı var. Hmm, şimdi bak. Buraya A önermesi de buraya da B önermesi de tamam mı? A ise B önermesinin değilini alacağım ama biliyorsun ki ise bağlacının direkt olarak değilini alamıyorduk. İseyi veyaya çevireceğiz. Ben bunun de, e, değilinin ne olduğunu biliyorum. Değilinden önce şunun denginin ne olduğunu biliyorum. A'nın değili veya B. Bak, ise'yi veyaya çevirdim. Şimdi bunun değilini alacağım. Yine Demorgan kurallarından. A'nın değilinin değili A veya nın değili B. B'nin değili de B'nin değili yapar. İşte bunu yazacakmışız. Yani şurayı olduğu gibi yaz diyor. Bak burasını olduğu gibi bırak diyor. Çünkü A lazım bize. Şuradaki ise'yi V yapacağım. Buranın da değilini alacağım. Hadi yapalım. S'nin değilinde X eşittir. Eşittir değil. 2 nokta üst üste. Tırnak işaretini açtım. Burası aynen kalacaktı. Her X eleman rasyonel sayısı için X kare büyük veya eşit 0. Ne yapacaktık? V açtık. Buranın değerini alacağım. Her x eleman reel sayısı için x kare eşittir eksi 1 demiş ya x kare farklı eksi 1 olacak sevgili arkadaşlarım bunun değili İşte tamamının yani p'nin de q'nun da r'nin de s'nin de değilini almış olduk bu sorumuz da şu an bize tam puanı kazandırdı gençler altta sorumuz yok sağ üst tarafa geçiyoruz kaçıncı soru dördüncü soru için evet 4. soruda bir A kümesi verilmiş. 1 2 3 4 5 6 elemanlarından oluşuyor. Bu kümenin alt kümelerinin kaçında tek rakamların tamamı eleman olarak bulunur? Şimdi tek rakamlar hangileri arkadaşlar? 1 3 ve 5. Şimdi o zaman alt kümelerinin içerisinde 1 3 ve 5 bulunacak ama başka bir şeyler bulunacak mı, bulunmayacak mı? Ve tabi buna biz karar vereceğiz. Şimdi bunları sayma zamanı. Bakın gençler. 2 bunun içerisinde var mıdır yok mudur? İki ihtimal var. Vardır hocam veya yoktur. Çarpı. Peki 4 aynı şekilde iki ihtimal vardır veya yoktur. Çarpı 6 vardır veya yoktur diyeceğiz. Ve bu da bize tüm kümelerin sayısını verecek. 2 çarpı 2 çarpı 2'den yani 2'nin küpünden cevap 8 olacak. Yani cevabımız C'ymiş. Şimdi burada bu şöyle öğretilir. 1, 3, 5 varmış Şunlardan kaç tane alt küme oluşur? 3 eleman olduğu için 2'nin küpünden cevap 8'dir. Bu tamamen ezberci bir zihniyet. Bizim öğrenmek istediğimiz, öğretmeyi amaçladığımız, aşıladığımız şey ne? Şu, bunun mantalitesi var ve güzel kardeşim. Yani 10. sınıfta permütasyon, kombinasyon, binom olasılık göreceksin. Sayma konusu göreceksin. Sayma konusunun içerisinde de bunları net bir şekilde anlaman, kavraman lazım. 1, 3, 5 zaten vardı. Şimdi şunu soruyoruz. 2 var mıdır yok mudur? 2 ihtimal var. Çarpı 4 vardır veya yoktur. Yine 2 ihtimal. 6 vardır veya yoktur. Yine 2 ihtimal. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den cevabı 8 bulursun. İşte buradaki 2'nin küpü de zaten buradan geliyor. Tamam. Ezberleme mantığını bil asla unutmazsın. 5. sorumuz A ve B. E evrensel kümeleri, kümesinin alt kümeleridir denilmiş. Evrensel küme 15 elemanlı. A kesişim B'nin tümleyeni. A kesişim B'nin tümleyenini biz sana aslında ezberle diye veriyoruz ama bunun da mantığını kavrayalım. Bak A burası, B burası. B'nin tümleyeni dediği yer B'nin dışındaki her yer. Bunu A ile kesiştirirsem işte şuradaki yarım ay biçimindeki kısım kalacaktır. Yani burası nedir? A fark B değil midir? A fark B kaç elemanlıymış? 4. O halde bunun tam tersi olan B kesişim A'nın tümleyeni yani B fark A dediğimiz yer yani şu turkuazla taradığım yer o da 5 elemanlıymış arkadaşım. Bak o zaman buraya da ben 5 elemanı yapıştırdım. A kesişim B de 2 elemanlıymış. E çok güzel. Ama evrensel kümeye bakıyorsun. Evrensel küme kaç elemanlıydı? 15. Şimdi burada 4 eleman var. 2 de burada etti 6. 5 de burada etti 11. 15 eleman varsa demek ki sevgili arkadaşlarım burada kaç eleman kalıyor? 4 eleman kalıyor dışarıda. Şimdi şuna bakalım. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin kesişimi soruluyor bize. A'nın tümleyeni A'nın dışında kalan her yerdi. Yani şuralar. B'nin tümleyeni de B'nin dışında kalan her yerdi. Yani buralar. E bunların ikisinin kesişiminde sadece ama sadece ne var? Dışarısı var. Yani A'da da B'de de olmayan yerler var. Ki ben sana bunun temel mantığını şu şekilde anlatabilirim. Bak iyi dinle şimdi beni. Şunları bir düzelteyim ben tamam mı? çok karaladık çünkü aklını karıştırmayalım. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Bak güzel kardeşim silemedik ama olsun ben sana şöyle bir şey tekrar yaparım. Al tamam al tamam bitti işte. Şimdi bak iyi dinle beni. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni bize bunu sormuş ya. Aslında bu aslında bu A birleşim B'nin tümleyeni demektir De Morgan kurallarına. A birleşim B içerisi yani şurası değil mi? E bunun tümleyeni bunun dışında kalan her yerdir. E bunun dışında da sadece ne kalıyor? 4 kalıyor. Demek ki cevabımız da 4 olacakmış diyeceğiz. Evet böyle daha iyi anladın sanki. Devam edelim 6. sorumuzda. Yukarıdaki küme şemasında boyalı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi bir bakalım. A kesişim C neresidir? Hocam şurası. Tamam. B fark A neresidir? B fark A da burasıdır. E ben bu ikisini birleştirseydim bu taradığım yer oluşurdu. Taralı bölge buna hiç benzemiyor. O halde A şıkkı cevabı veremez bize. Dolayısıyla A şıkkını eledim. B fark A yine şurası. C fark A da arkadaşlar yine şurası. E şimdi bakıyorsun bu ikisinin birleşimi bize gri bölgeleri veriyor mu? Vermiyor. Demek ki bu da değil. B de gümledi arkadaşlar. Gitti. A kesişim C yine şurayı veriyor bize. Bak burayı veriyor. Ee, ve B fark C. B'nin C'den farkı dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Bu ikisinin birleşimi de bana gri bölgeleri maalesef vermiyor. O halde C de gümledi. Şimdi şurayı siliyorum ve yine yoluma devam edeceğim. Diyor ki A kesişim C. A ile C'nin kesişiminde şu iki bölge var. Doğru mu? Pekala. Bundan B'yi çıkar diyor. Bundan B'yi çıkarırsak şurayı çıkarırım. İşte sadece ama sadece burası kalır. B fark A. B'den A'yı çıkarırsam şu taradığım bölge kalacaktır. Bundan da C'yi çıkar demiş. E C kümesini çıkarırsam şurası kalır. Ve bu iki siyahın birleşimi bize zaten ihtiyacımız olan bölgeyi verecek. Bak burası ve burasını verdi. Dolayısıyla cevabımız demek ki ne olacakmış? D şıkkı olacakmış. Arkadaşlarım bu sayfayı bitirdik. Sayfamıza şöyle uzaktan full çektiğimiz sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım. Ciddi anlamda sevgili arkadaşlarım emek koktuğunu görüyorsunuz. Umarım sizlerin de sayfaları böyle dolu doludur. Sonuçta bir yazılı hazırlık çalışması. Bunu yapmamız şart yazılıda da bu şekilde şimdi yazılıdan önce çalışırsak yazılıda da Allah'ın izniyle bu şekilde dolu dolu sayfalarımız olacak. Yedinci sorumuza senle beraber bir bakalım. 30 kişilik bir sınıfta sarışın kızların sayısı esmer erkeklerin sayısının 3 katıdır. Bak bu okuduğun cümleye çok dikkat et. Sarışın, esmer, kız ve erkek. Yani burada 4 tane sevgili arkadaşlarım tür var aslında. Eğer dört tane tür varsa, dört tane tür varsa işte o zaman tablo çizmen gerekiyor. Dört tane türe tablo çizilir. Pekala. O halde bu tabloyu da şöyle çizeceğiz. Bak iyi dinle. Buraya kız dedim. Buraya erkek dedim. Buraya sarışın dedim. Buraya da esmer dedim. Tamam. Ve tablomuzu şu şekilde oluşturabiliriz. Evet. Aynen böyle işte. Tamam Şimdi devam edelim bakalım. Ne diyor? Sınıfın toplamı 30 kişi o kesin. Sarışın kızların sayısı yani şuradakiler esmer erkeklerin sayısı yani şuradakilerin 3 katıymış. Yani burada x kişi varsa burada 3x kişi vardır diyebilir miyim? Vallahi derim. Bu sınıfta kızların sayısı erkeklerin sayısından 8 fazlaymış. Şimdi kızların sayısı şu iki satırın top buradaki iki sütünün toplamı aslında yani şuradaki satırın toplamı. Erkeklerin sayısı da burası. E şimdi burası e, kızların sayısı erkeklerin sayısından 8 fazlaysa... ...ve bak ve 6 tane sarışın erkek varmış bu sınıfta. He, o zaman burası böyle. Bak burası kaçtır o zaman? X artı 6. O zaman burası kaçtır? X artı 8 fazlaydı 14'tü. Şimdi ben e, tam kızların tamamında sarı kızları çıkarırsam... ...sarışın kızları çıkarırsam... Böylelikle 14-2x'i bulur muyum? Bak x artı 14'ten kaçı çıkardık? 3x'i çıkardım. x'den 3x çıktı. Eksi 2x. Burası da ne oldu? Eksi 14 olmuş oldu. X artı 14'tü. Şurası x artı 14 arkadaşlar. Artı 14 olmuş olur. 14-2x geldi. Tamam. Diyor ki esmer kızların sayısı. Esmer kızlar şurası. Bizden kırmızıyla işaretlediğim bölge soruluyor. Burada sınıf mevcudu önemli. Ben ise sınıf mevcudunun aslına bakarsan şu ikisini toplayarak 2x artı 20 olduğunu biliyorum. Buradan sınıf mevcudu 30. Çünkü bana en başında vermişti sorumuzun başında. 30 kişilik bir sınıf demişti. O halde gençler x eşittir 2x eşittir 10 yaptı. x eşittir kaç gelir? Tabii ki 5 gelir. x 5 ise getiririm şurada yerine yazarım. 14 eksi 2 kere 5 bize 4'ü verir. Kız, esmer kızların sayısı sorulmuştu. Esmer kızdan 14 2 x kişi olduğuna göre bak burası olduğuna göre demek ki bu da 4'müş. O halde doğru cevabımız da C şık olur dedik. Şimdi geçelim bakalım 8'e. A5 BC ve A1 BC sayıları 4 basamaklı sayılarmış. Hmm. A5 BC sayısının 19'da bölümünden kalan 2 ise A1 BC sayısının 19'da bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben A5 BC sayısı ile A1BC sayısı arasındaki farkı bir güzel anlamam gerekiyor. Fark demişken benzerlik diyelim biz önce ama fark Allah söyletti bak bunu. Şimdi C ile C değişmemiş, B ile de B değişmemiş, A ile de A değişmemiş ama şu şundan 4 küçük. Doğru mu? Doğru. Burası kaçlar basamağı? Yüzler basamağı. Demek ki bu sayı bundan 400 küçük. Yani ben A5BC'den 400'ü çıkarınca A1, BC sayısına erişiyorum. Ve diyor ki bunun 19'da bölümünden kalan kaçmış? 2. Peki hocam 400'ün 19'da bölümünden kalan kaçtır? Hemen bölelim bakalım ne gelecek. 419'a bölersem 40'ın içerisinde 2 defa 2 kere 19, 38 çıkardım 2, 0 indirdim. 20'nin içerisinde 1 defa, 1 kere 19, 19 çıkardım, 1. Kalan kaç geliyormuş arkadaşlar? 1 geliyormuş. Şimdi ben Şöyle bir cümle kuruyorum. Bunu aklına iyi getir. Sınavda da aklına bulunsun. Bu sayıdan bu sayıyı çıkarıp bunun 19'da bölümünden kalanı merak etmek yerine kalanından kalanı çıkarırım ve kalanı bulurum zaten. 19'da bölümünden kalanı bulurum. Bak 2'den çıktı çıkar ne gelir? Kalan 1 gelir. O halde cevap da karşımıza çıkar. Doğru cevap B seçeneği olacaktı gençler. Böyle bir işlem yapabiliyoruz tabii ki sorar gibi oldum. Cevapladım ben de. X ve Y. Aralarında asal 2 doğal sayıdır. Aralarında asalmış bak. Şimdi aralarında asal 2 sayının ekokları normalde nedir? Bunların çarpımıdır. Eşittir. Ebokları normalde nedir? Tabii ki 1'dir. Aralarında asal sayıların ebokları 1 olur. Artı bir de ne varmış burada? 47 varmış. Demek ki x çarpı y 1 artı 47'den 48'miş. x artı y toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi aralarında asal 2 sayı var ve çarpımları 48 ise bu sayılar neler olabilir? x çarpı y dedim eşittir 48 dedim. Şimdi Bu sayılar neler olabilir? Mesela 1 ile 48 olabilir. Çünkü 1 ile 48 aralarında asal. E, bu sayıların toplamı 49'dur ama şıklarda 49 yok. Peki başka ne olabilir hocam? Ben bu 48'in 48'in aslına bakarsan 6 kere 8 16 kere 3 olduğunu biliyorum değil mi? 3 üzeri 1 çarpı 2'nin 4. kuvveti 16 kere 3. Peki 3 ile 16 aralarında asal mı? Evet asal. O zaman 3 çarpı 16 da olabilir, değil mi? Peki 3 çarpı 16 48 iken 3 ile 16'nın toplamı olan 19 şıklarda var mı? Var. O zaman işaretli ve ayrı soruda. Çünkü doğru yaptın. Tamam? Bak aralarında asal. 3 ile 16'nın ekoku 48, ebobu 1, 1 artı 47 de 48'i veriyor. Mis. Bu şekilde asal çarpanlarını ayırarak aralarında asal olup olmadığını çarpanların görebilirsin, daha rahat görürsün. Oturup da düşünüp sayı denemeye lüzum yok. Sınav esnasında zaten süremiz yeterli miktarda olmuyor. E, doğal olarak biz de bu şekilde pratik yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. Sana da bu pratik yöntemleri öğretiyorum. Umarım sen de öğreniyorsundur başarılı bir şekilde. Evet, 10. örneğimiz. Özdeş 5 tane plaka aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Buna göre oluşan ABCD dikdörtgeni biçimindeki plan en az kaç tanesiyle kare şeklinde bir plak elde edilir diye sorulmuş. Şimdi ee, ABC'de ABCD planın tamamından bahsediyoruz aslında. Ve içerideki plaklar da plakalarda özdeşmiş. Şimdi o halde ben şöyle diyeceğim. Ee, ben şunun bir kenarına bir dersem burası bir olur, burası bir olur, burası bir olur. Ve buranın tamamı kaçtır? 4 Bak burası da 4 mü olur o halde? 4 olur. E şu plakayla şuradaki plaka özdeş değil miydi? Özdeşti. O halde bu e, şuradaki plakanın bak şuradaki plakanın uzun kenarı 4 ise demek ki şuradaki plakaların da uzun kenarı 4. Buradaki plakanın kısa kenarı 1 ise demek ki buradaki plakanın da kısa kenarı 4 olacak. Yani arkadaşlar bizim elimizde bu şekilde bir görsel vardı ya. Şu şekilde bir 5 e, tane plakadan oluşturulmuş bir dikdörtgen vardı. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 5'miş kısa kenarı 4'miş. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi En az bunlardan kaç tane birleştirerek ben kare şeklinde bir plak elde ederim diye soruluyor. Şöyle ki 4 ile 5'in parçalar birleştirilip bir bütün oluşturuyorsa o halde diyeceğiz ki biz ekok kullanacağız. 4 ile 5'in ekoku nedir hocam? 4 ve 5'in ekoku aralarında asal oldukları için çarpımlarıdır. Yani 20'dir. Demek ki bu 20 bana şunu veriyor. Benim oluşturacağım karenin bir kenarı 20 olmak zorunda. Yani şöyle bir kareden bahsediyoruz. Ve bunun içine de işte şuradaki büyük dikdörtgenleri bu şekilde yerleştire yerleştire bir kare oluşturacağım. Bunu nasıl yerleştirerek oluştururum? Kısa bir yolu var. Burası 20 burası 20 ya bunun alanı aslında 20 çarpı 20'dir. Yani 400'dür. Eğer ki ben bu alanı şuradakinin alanına yani 20'ye bölecek olursam işte o zaman da neyi bulmuş olurum? Kaç tane bunlardan yerleştirilmesi gerektiğini bulmuş olurum. Doğru cevabım da B şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Evet artık 10. sorumuzu da çözdük. Yani videomuzu da yaralamış olduk. Devam ediyorum 11. sorumla. Burada arkadaşlar e, SML, SML, SML harfleri belli bir kurala göre belli bir örüntüye göre diziliyor. 205. sıradaki şekilden sonra gelecek 3 şekil sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Yani 206, 207 ve 208. şekiller soruluyor değil mi bize? Şimdi bu kaçta bir kendini tekrar ediyor? Hemen 3'te bir kendini tekrar ediyor diye zıplamayacaksın. 3'te bir kendini tekrar falan etmiyor. Buna dikkat edeceksin. Neden? Çünkü bak buradaki S karenin içerisindeyken buradaki S dairenin içerisinde burada tekrar söz konusuysa ki evet kaçta bir? 6'da bir tekrar vardır. Buraya dikkatini çekerim. 6'da bir tekrar. Şimdi 6'da bir tekrar varsa o halde ben 206'yı giderim 6'ya bir güzel bölerim. 3 defa var 18 çıkardım 2. 26'nın içerisinde 4 defa var 24 çıkardım 2. Demek ki bu ne demek? Bu şu demek. 206. şekli merak ediyorsan ikinci şekle bakman yeterli ikinci şeklin aynısı olacak. Yani M. Daire içerisindeki M olacakmış arkadaşlar burası. Daire içerisindeki M'den sonra kare içerisindeki L geliyor zaten. Ve 208. şekilde L'den hemen sonra gelen daire içerisindeki S olmuş oluyor. Yani bizim cevabımız ne olacakmış? M, L, S olacak. M, L, S'de hangi seçenekte verilmiş? Bak burada aynısı var. O halde doğru cevabımız A şıkkıydı diyebiliriz gençler. Devam ediyorum 12. soruyla. Bir eşitsizlik sorusu. Geldik birlikte çözelim. Şimdi ne yapacağız? Tabii matematikte bu şekilde rasyonel ifadeler görünce hemen paydalarına bakıyoruz. Alışkanlık. Payda eğer ki eşit değilse birbirine eşit diyoruz. Yani ben burayı 4 ile genişletirim. Burayı da 3 ile genişletebilirim. 4 ile genişletirsem üst taraf 4x artı 4 olur. Paydalar eşit olacağı için eksiği koydum. Şurası da bununla bunu çarptım. 3x eksi 6 olur. Şimdi bölü alt kısımda ne var? 12 var değil mi artık? 12 küçüktür 2 dedim. Bak bu pozitif bu da pozitif olduğu için rahatlıkla bu 12'yi alıp karşıya 2'nin yanına fırlatabilirim. Bu 12 burada bölüm durumunda ya. Karşıya nasıl geçer? İşlem değiştirerek 12 diye geçer. Şimdi bak 4 xten şuradaki 3x'i çıkardım. X kaldı. Burada eksi eksi altından artı 6 gelir. Artı 6 4 daha 10 yapar. X artı 10 küçüktür. 2 kere 12 kaç yapar? 24 yapar. X artı 10 24'ten küçükse X 14'ten daha küçüktür diyebiliriz artık. E çözüm kümesini bulunuz demişti. Bunu bu şekilde bırakmıyorsun. Çünkü hocan sana küme sormuş. O halde diyeceksin ki X elemandır. Nereden nereye? Eksi sonsuzdan başlar. 14'e gelene kadar gider ve 14'ten açık aralık dersin. Eğer burada eşitlik olmuş olsaydı bu şekilde bir parantez kullanırdın. Ama eşitlik olmadığı için cevap işte buradakidir diyeceksin. Tamam mı güzel kardeşim? Evet 13. örneğimizdeyiz artık. 13. örneğe beraber bakalım. 2x artı 5 küçüktür x 3. Bu da küçük veya eşittir 2x artı 8 demiş. Eşitsizliğin çözüm kümesini soruyor bize. Şimdi ben bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulabilirim. Bunun için iki tane yöntem deneyelim. Birinci yöntemi anlatıyorum. Klasik anlatılan. Önce burayı çözeceksin. Sonra da şurayı çözeceksin. Klasik olanı budur. Önce birincisini yapalım. 2x artı 5 küçüktür x eksi 3 dedim. X'i sol tarafa gönderirsem şu tarafa fırlattım. X 5'i de bu tarafa fırlattım. Küçüktür eksi 8 gelir. Bu bir. İkinci eşitsizlikte de x eksi 3 küçük veya eşittir. 2x artı 8 diyeceğim. Bu sefer şunu yapıyorum. X'i bu tarafa gönderdim. X geldi. Büyük veya eşittir. 8'i de bu tarafa fırlatırsam eksi 11 olacaktır. Şimdi demek ki bizim X'imiz eksi 11'den büyük veya eşit olacakmış. Eksi 8'den de daha küçükmüş. E çözüm kümesi sorulmuş. Demek ki X elemandır. Bak burası eşitlik olduğu için kapalı olacak. Burası eşitlik olmadığı için açık olacak. Demek ki eksi 11 ile eksi 8 yarı açık aralığı. Bir ucu kapalı. Bak böyle bir ucu kapalı bir ucu da böyle açıksa o zaman bunun ismi ne oluyormuş? Yarı açık aralık oluyormuş. Buna da dikkat ediyorsun. Aramızda kalsın. Şimdi başka türlü çözülebilir mi? Evet. Hatta ee, şu an çözeceğim gibi çözersen hocan da hayran kalacaktır. Nasıl yani hocam hemen söyle boş durma hemen anlat 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 diyorsan iyi dinle. Buradaki 2x ve buradaki 2x benim hemen dikkatimi çekmeli. Buradan 2x çıkardım. Buradan 2x çıkardım. O zaman buradan da 2x çıkaracağım. Yani x'ten 2x çıkarsa eksi x kalır. Burası da eksi 3 olur. Bak 5 küçüktür. Eksi x eksi 3. Bu da küçük veya eşittir. 8 mi kaldı? Aynen öyle. Şimdi hocam ben buna 3 ekleyeyim ki eksi 3 gitsin. Buraya da 3 ekleyelim. Buraya da 3 ekleyelim. Buraya 3 ekledim. Eksi x kaldı burada. Buraya 3 eklersem 8, buraya 3 eklersem 11 oldu. E bize x lazım, eksi x değil o halde eksiyle çarparsam bunu buraya davet ettim. Eksi 11, küçük veya eşittir. Eksi eksiyle çarptım, artı x oldu. Eksi x'i eksiyle çarptım, artı x oldu. Küçüktür, eksi 8 oldu. Aa, bak aynısını bulduk ya. Mükemmel. Ya yani i̇ki tane eşitsizlikle uğraşmadım. Tek hamlede çıkardım. Demek ki artık bundan sonra da bunu yazabiliriz. Evet bu sayfayı da bitirdik. Şöyle motive olmak için gaza gelmek için, kendimizi gaza getirmek için. Şöyle sayfamıza bir uzaktan bakalım. Gayet çalışılmış, emek verilmiş bir sayfa. Sizlere teşekkür ediyorum. 13. soruya kadar dinlemeye başardınız beni. Şimdi ise son sayfamızdayız artık. 14'ten 20'ye kadar çözeceğiz. Kaç tane örnek var burada? O zaman 7 tane mi? 7 tane örnek var arkadaşlar. Bazı öğrenciler böyle 14'ten 20'ye kadar kaç tane sayı vardır deyince 6 diye atlıyorlar. Aranızda illaki atlayanlar olmuştur. Ama parmak hesabıyla saydığınız zaman bile 7'yi bulursunuz. Çünkü 20'den 14'ü çıkararak 14'ü de atmış oluyorsunuz. Ama 14 var değil mi? İşte o artı 1'i o yüzden ekliyoruz. Tamam mı? Formüldeki artı 1'i. Evet. 14. örnek. X artı Y 17 ile 29 arasında. Ve Y 2XX'i 1'miş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bak Y sayısı 2 x 8, 1 değil miymiş güzel kardeşim? Bak bu. E burada da Y var zaten. O zaman ben bu Y gördüğüm yere... 2x eksi 1 yazarak çözümüme devam edebilirim. Bak 17 küçüktür x artı y gördüğüm yere 2x eksi 1 yazdım. Bu da küçüktür 29 oldu. Daha sonrasında x ile 2x'i topladınız. Ne geldi? 3x mi geldi? 17 küçüktür 3x eksi 1 dedim. Bu da küçüktür 29 oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Eksi 1'den kurtulmak için 1 ekleyeceğim. Buraya da 1 ekleyeceğim. Buraya da 1 ekleyeceğim. Böylelikle 18 küçüktür 3x. Bu da küçüktür 30 oldu. Şimdi ise x'i yalnız bırakabilmek adına 3'e böleceğim ben eşitsizliği. 18'i 3'e böldüm 6. 3 x'i 3'e böldüm x. 30'u 3'e böldüm 10 geldi. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri olduğuna bağlı bu da. 7 var. 8 var. Bir de 9 var. Başkası yok. O halde kaç farklı tam sayı değeri varmış arkadaşlar? 3 tane tam sayı değeri olur. Cevap da budur diyebiliriz. Bir tane daha 10 puan aldık. Her olsun bize. Gerçi 20 soru var. 10'ar puan olsa 200 puan yapar ama hani şöyle diyorum. Böyle bir soru senin karşına yazılıda çıksa ve 10 tane soru sorulsa bu soru 10 puanlıktı. Bu yüzden 10 puan aldım diyorum. Tamam. Evet devam edelim 15. soruyla. Mutlak değer sorusu. Bu tarz sorularda biraz geriliyorsun. Gerilme. Sakin ol. Çok güzel anlatacağım şimdi. Öncelikle şunu yapıyoruz. Burası 4 ise şu mutlak değeri en dıştakini ortadan kaldırırsam içerideki ifade yani mutlak değer x eksi 2 eksi 3 ya 4'tür diyeceksin ya da mutlak değer x eksi 2 eksi 3 eksi 4'tür diyeceksin. Burada şu eksi 3'ü sağ tarafa fırlatacağım. Buradaki eksi 3'ü de sağ tarafa fırlatacağım. Böylelikle x eksi 2 eşittir 4 artı 3'ten 7 yaptı. Bunu çözmeye devam edelim karşıdakine geçmeden. x eksi 2'nin mutlak değeri 7 ise içerisi yani x eksi 2 ya 7'dir ya da x eksi 2 eksi 7'dir diyeceğim. Eksi 2'yi karşıya fırlattım x eşittir 9 geldi. Eksi 2'yi karşıya fırlattım eksi 7 artı 2'den x eşittir eksi 5 geldi. Bak biz buradan 2 tane x bulduk bu ikisi de bu denklemi sağlar. Şimdi geldim sağ tarafa. Burada eksi 3'ü karşıya fırlatınca x eksi 2'nin mutlak değeri ne olmuş oldu? Eksi 1 olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız güzel kardeşim? Şunu yapacağız değil mi? Şunu yapacağız. Bak iyi dinle burayı. Şunu yapıyoruz. X eksi 2 hocam. Ya eksi 1'dir ya da x eksi 2 artı 1'dir. X buradan 1 gelir. X buradan 3 gelir. Demek ki iki tane daha köküm var dersen inanılmaz derecede büyük bir tongaya basmış olursun. Bunu yapmıyorsun. Burada hatalı bir çözüm var. Sağ taraf hatta var ya komple hatalı. Buradan itibaren eğer bir işlem yaptıysan büyük tongaya düşmüşsün demektir. Aman sakın yapma. Şurası doğru bile olsa ben senin hocan olsam şu işlemi şuradan devam ettirdiğin için sana sıfır puan veririm. Aman yapma. Neden biliyor musun? Çünkü hoca mutlak değerli bir ifaden, ifadeden bahsediyorsun. Mutlak değerli ifade bir uzaklık belirtiyor. Bu uzaklık negatif olamaz. İşte bunu gördün ya bundan sonrasını yapmana lüzum yok. Şunu söylesen kafi buradan çözüm gelmez. Çözüm kümesi boş kümedir desen yeterli. O halde sol taraftakiler hocam onlar sağlar tabii ki çözüm kümesi sorulmuştu. Önce küçük olanı yazıyorsun eksi 5 sonra arkasına büyük olanı yazıyorsun artı 9 cevabımız işte buydu sevgili arkadaşlar. 16. örneğimizdeyiz. x eksi 2'nin mutlak değeri 4 eksi 2 eksi mutlak değeri toplamı neymiş 6. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuş. Bak iyi dinle beni çok basit bir yöntemim var. Öncelikle burada Dikkat etmen gereken şey şu. Bir şeyi fark edeceğim burada. Şununla şunun arasındaki benzerliği fark edeceksin. Şimdi bak bir tanesi mutlak değer x 2. Öteki de mutlak değer 4 eksi 2 x Ben bunun mutlak değer 2 x eksi 4 olduğunu da söyleyebilirim. E niye? Mesela örnek veriyorum. Burası eksi 5 ise. E burası da artı 5 olur. Çünkü eksiyle çarpmışız. Bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman e bu buna eşittir diyebilirim. Tamam çok güzel. Bunun buna eşitliğini anladık bak. Bunun buna eşitliğini anladık. Şimdi bundan devam edeceğim. Ben bunu mutlak değer içerisinde iki parantezinde x eksi 2 diye yazabilir miyim? Oo bak 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 benzerliğe bak. Tamam şu 2'yi dışarı atarsam işim hallolur sanırım. 2 çarpı mutlak değer x eksi 2. Mükemmel. Şimdi demek ki bir tane mutlak değer x eksi 2 ile iki tane mutlak değer x eksi 2 toplanınca ne oluyormuş? 6 oluyormuş. Hoca hoca. Burada bir tane var. Burada iki tane var. Etti. Üç tane. Mutlak değer x eksi 2. Eşittir 6. Her iki tarafı 3'e böldüm. x eksi 2 ne oldu? Tabii ki 2 oldu. x eksi 2'nin mutlak değeri 2 ise x eksi 2 ya 2'dir veyahut eksi 2'dir değil mi? Eksi 2'yi karşıya atarsam x eşittir 4 gelir ve eksi 2'yi karşıya atarsam x eşittir 0 gelir. İşte bunu sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuştu bize. O halde bunların toplamı bana tabii ki 4'ü verir cevabımız da budur diyebiliriz. Evet arkadaşlar 17, 18, 19 ve 20. 4 tane sorumuz kaldı. Bu 4 tanecik soruyu yine seninle birlikte çözelim bakalım. 3x artı 2'nin mutlak değeri 5'ten büyükmüş. Ha, mutlak değer eşitsizlik. Eşitsizliği işledin. Mutlak değeri işledin. Bir de müfredat diyor ki hadi bir de bu ikisini beraber sorayım ben sana diyor. Ama bak zorlamak için yapmıyor bunu. Bunlar cidden böyle bizim ufkumuzu genişleten şeylerdir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sakin ol. Zaten basit, zor değil. Bu şekilde mutlak değerli bir ifadenin bir sayıdan büyük olması demek içerideki sayının 3x artı 2'nin gerçekten 5'ten büyük veya aynı içerideki sayının bu sayının eksilisinden daha küçük olması demektir. Bunu böyle yapıyorsun. Ya 5'ten büyüktür ya da eksilisinden daha küçüktür diyorsun. Şimdi 2'yi karşıya atarsam 3x büyüktür 3 gelir ve buradan x büyüktür 1 olur. Her iki tarafı 3'e bölersem. Buradan da 3x küçüktür 2'yi karşıya attım eksi 7 ve x küçüktür eksi 7 bölü 3 yapmış oldu. Eşitsizliğini sağlamayan x tam sayı. Şimdi aa bak sağlamayan ooo. Bak buradakiler ve buradakiler sağlıyor. Şimdi bir tane sayı doğrusu çiziyorsun tamam mı? Sınav esasında böyle yap. Hocam diyesin ki ooo çocuk neler yapmış bak. 1 burası. Eksi 7 bölü burası. Eksi 7 bölü 3 dediğim sayı bu arada eksi 2 küsür bir sayıdır değil mi? Çünkü 7'nin içerisinde 3 2 defa var. Ee, ya bu tarafta diyor. Ya da bu tarafta diyor. Bak bu taraf sağlıyormuş. Bu taraf sağlıyormuş. Sağlamayanlar nerelermiş? Aha da bu arasıymış sağlamayanlar. Tamam çok güzel. 1 sağlıyor mu? Sağlamıyor. E sağlamayan x tam sayı değerlerinde 1 var o zaman değil mi? Artı. Şurada 0 vardı. 0 sağlıyor mu? Sağlamıyor. Burada eksi 1 var. Eksi 1 sağlıyor mu? Sağlamıyor. Şunu tabii şöyle parantez için alalım. Burada eksi 2 var. Eksi 2 sağlıyor mu? Eksi 2 de sağlamıyor. Burada eksi 3 var. Eksi 3 sağlıyor mu? Eksi 3 sağlıyor. Eksi 3, eksi 2'den daha küçüktür biliyorsun. Demek ki sağlamayanlar bunlarmış. E bunların toplamı sorulmuş. Zaten ben sıfırın bir hükmü olmadığını biliyorum çarpma işleminde. Eksi 1 bir ile 1'in de toplamının zaten sıfır olduğunu biliyorum. Demek ki elimizde kalan eksi 2 bize cevabı veriyormuş arkadaşlar. Doğru cevap eksi 2'dir diyeceğiz. Tamam. Bak ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli. Gayet basit, şık. Çözümü de öyle. Şimdi devam ediyorum. 18. örneğimle sağ üst tarafta. Diyor ki bize. Diyor ki bak şuradaki detayı da göre bak. Şu var ya şu. Şu. Benim ekranımda bir şey görünmüyor ama sen orada onun olduğunu görüyorsun. A+. inşallah bütün notlarımız öyle olur. Üniversiteye geçtiğinizde de inşallah hep A+. A, alırsınız. A+, alırsınız inşallah. Tünev x, x 2'nin mutlak değerinden bahsediyor. Birden büyükmüş ama 3'ten de küçükmüş. Hatta 3'e eşit de olabilirmiş. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı sonuçta. Bak şöyle yapıyorsun hemen. Böyle bir ifade varsa elimde. Hemen diyorsun ki mutlak değeri ortadan kaldırıp aynen olduğu gibi yazıyoruz. Şu şekilde. Aa bu kadar mı hocam? Mutlak değeri kaldırınca iş bitiyor mu? Bir tane daha var. Kafanı çok yormadan. Bak bir tane daha var. 3'ü sol taraf alıyorsun. Eksi 3 yazıyorsun. 1'i sağ tarafa alıyorsun. Eksi 1 yazıyorsun. Tamam. Bu eşitlik 3'teydi ya. O zaman eksi 3'e geçmiştir. Burası bu şekilde kalacak. Ve içeriği de olduğu gibi yazıyorsun. Şimdi bir bu soldakini çözüyorsun. Bir de bu sağdakini çözüyorsun. Bu ikisini çözersen olay tamam. Şimdi geldim buraya. X'i yalnız bırakmak adına 2 ekleyeceğim. 2 eklersem 3 küçüktür. X küçüktür. 2 ekledim. Şurada eşitlik var. 5. Bak bir tane bulduk. Bu. Tamam. Şimdi bir tane daha bulacağım. 2 ekliyorum. Eksi 1. Küçük veya eşittir x. O da küçüktür. 2 ekledim. 1 oldu. Bir de bu. Şimdi bunu sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı demiş ya. Buradaki hangileri sağlıyor? Bir 4 var sağlayan. Bir de 5 var. Buraya baktım. Bir eksi 1 var. Bir de 0 var. Başka var mı sağlayan? Yok. Şunların toplamı 9. Bunların toplamı eksi 1. O zaman tamamının toplamı artı 8'dir derim. Soru benim olur. Tamam bir tane daha tam puan aldık bak. Güzel, güzel. Devam edelim. Vay, 42 dakika falan geçmiş ya. Sen fark ettin mi? 42 dakikanın geçtiğini? Vallahi ben fark etmedim ha. Yemin ederim fark etmedim. Vay, olmuş ya ben şey falan zannediyorum. 25. dakikadayızdır falan diye düşünüyordum 42 dakika geçmiş. Güzel, güzel, güzel. Ben hiç sıkılmadım. Umarım sen keyif aldım yani. Umarım sen de aynı keyfi almışsındır. Tabi aynı derecede en az benim kadar iyi öğrenmişsiniz sen inşallah. İnşallah. Evet devam. Şimdi ne diyor burada? 2a'dan diyor ee, a-1'in mutlak değerini çıkarınca 3'ten küçük oluyormuş. Ha, şimdi ben şu eksili ya mutlak değer ben onu sevmedim ben. Sevemedim yani. Eksiyle çarpak mı bunu? Hadi çarpalım. Eksi 2a artı mutlak değer a-1. Bak artı oldu orası. Eksiyle çarptım ya. Yani. Şu da yön değiştirir değil mi? Büyüktür eksi 3. Tamam güzel. Şunu da hemen şu tarafa fırlatalım a eksi 1'in mutlak değeri büyüktür 2a 3. Eksi 2a karşıya geçince e, eli armut taşlamıyor. Eksisi gidecek artı olacak değil mi? Tamam güzel. Şimdi a eksi 1'in mutlak değeri 2a eksi 3'ten büyükse o halde ne diyorum? Bak öğrendim ben bir önce e, bir önceki sorularda a 1 büyüktür 2a 3 diyorum. Veyahut a eksi 1 küçüktür. Şunun eksilisi diyorum yani 3 2a diyorum. Tamam eksilisi. Şimdi şuraya bakalım. Sol tarafı çözelim. Ee, sol tarafı nasıl çözeriz? A'yı bu tarafa davet ettim. A kaldı. Bak A'yı bu tarafa attım. Eksi 3'ü karşıya atarsam şöyle 2 olur. Yani A 2'den küçükmüş. Bu 1 bu cepte. Eksi 2 A'yı bu tarafa aldım. 3 A oldu burası. Eksi 1'i karşıya davet ettim. 4 geldi. Demek ki A küçüktür. Her iki tarafı 3'e bölersen 4 bölü 3 olur. Şimdi A 2'den küçükmüş. Bir de 4 bölü 3'ten küçük. Şimdi hem 2'den küçük olan hem de 4 bölü 3'ten küçük olan Yer neresi diye soracağız değil mi? Ama şöyle bir durum var. A2'den küçüktür veya A4 bölüşten küçüktür diyoruz ya biz burada. E hocam şimdi tabii biz dikkat et. Şuradaki soruda nerede o soru? Hemen ben sana bulayım o sorudur. Bu soru değil. 17 olması lazım ya 17. Bir bakalım 17'ye. Aynen bak bu soru. Ne demiştik hocam? Büyüktür bak. Mutlak değerli bir ifade büyüktür 5. Şimdi ben 19. soruda ne yaptım? Bak iyi dinle. Mutlak değerli bir ifade büyüktür bir sayı. Değil mi? Bak. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi güzel kardeşim. Burada, burada, şöyle ya. Mutlak değerli bir ifade büyüktür. 5'i kullanınca buradan gelen çözümle buradan gelen çözümü birleştirdim. Ya bunlar sağlıyor dedim. O zaman ben burada da bunu yapacağım. Birleştireceğim. Yani bir sayı doğrusu çizdin. Bu sayı doğrusunda 2 şurası. 4 bölü 3 daha küçük burada. Şimdi diyor ki bir tanesi... Birisi diyor ki bu tarafta diyor, öteki de diyor ki e, hocam o da bu tarafta diyor. İkisini birleştireceğim. Kesişim olursa şu renk değiştiren bölgeyi alırız. Ama birleşim diyorsa tabii ki de burasıdır. Yani aslında bakarsan eksi -4 e, 4/3'ten küçük olan her şeyi zaten 2'den küçük olduğu için ben buraya almayacağım. O, o zaman kesiştirmiş olurum. Cevap burası olacak. Yani eksi sonsuzdan 2'ye kadar açık aralık diyeceğiz. x elemandır dedikten sonra tabii ki. Evet, cevabı bulduk. Cevap buydu. Şimdi devam ediyorum. 20 örneğimle. Bu da artık son örnek. Birazdan kapanış konuşması da yapacağım sizlerle. Biraz daha sabredin. Tamam? Gençler. Böyle bir ifade vermiş ve bu ifadenin alabileceği en büyük değer. Şimdi zaten üst taraf sabitti mi bak. 12 değişir mi? Burada değişmez. Değişmez. Tamam. 12 sabitken bu ifadenin alabileceği en büyük değer maksimum değer aranıyorsa demek ki diyor ki sen diyor paydadaki kısmı var ya diyor. Orayı iyice küçült kardeşim diyor. Yani bunun minimum değerini bul. Sonuçta ben bir sayıyı küçük bir sayıya bölersem sonuç büyür. Ama bir sayıyı büyük bir sayıya bölersem sonuç küçülür. O halde aslında bizden şu isteniyor. A eksi 1'in mutlak değeri artı A eksi mutlak değeri artı. Lan bu 3 eksi A'yı ben A 3 diye yazsam da mutlak değerini alsam ya yani aynı şey değil mi? Aynı şey hocam. Aynı şey. Aynen Doğru yolda yürüyorsun devam et. Bunun minimum değeri isteniyor benden. Şimdi bunun minimum değeri isteniyorsa bak buranın kritik noktası 1. Buranın kritik noktası yani içeriği sıfıra eşitleyen nokta 2. Buranın kritik noktası 3. Şimdi hocam bunlardan ortanca olanı alıyorsun ve bu ifadede yerine yazıyorsun. Bunlardan ortanca olanı 2'dir. 2'yi yerine yazıyoruz. 2'den 1 çıktı 1. Bir. 1'in mutlak değeri 1 yapar. 2'den 2 iki çıktı 0. 2 tane 3 çıktı. 2 tane 3 çıktı. Eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri de 1 yapar. 1 artı 0 artı 1 bize cevabı verir ki paydamız 2'ymiş. Ama bu ifadenin alabileceği en büyük değer soru. 2'yi işaretleyip bunu buldum hocam dersen hocam sana böyle 5 soruysa bu soru ya yani 5 puansa bu soru 2,5-3 puan falan verir. Şunu unutma sen alttakini buldun 2 buldun. 12'yi 2'ye böl ki cevabı da bulasın. Doğru cevap 6 işte o zaman 5 puanı hak etmiş olursun. Evet arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır. Keyiften önce umarım dersini almışsındır. Yani bizim için bu daha önemli. Ee, 9. sınıfta bu şekilde yazılı hazırlık çalışmaları yapıyoruz. onlarda yapıyoruz. 11'lerde yapıyoruz. Tabii genel itibariyle böyle YouTube'da da e, bir sürü arkadaşımız var. Hocamız. Matematik hocası. Ben de onlardan birisiyim ama bir sürü tanıdığımda matematik hocası var ama... ...genel itibariyle bizim 100 tane video çektiysek bunların 94 tanesi, 95 tanesi falan ne oluyor? YKS hazırlık süresince, YKS hazırlık sürecindeki öğrencilere yardım amaçlı oluyor. 9-10-11'ler için sadece benim kanalda mesela yazılılarda buluşabiliyoruz. Umarım daha sık buluşuruz, umarım daha keyifli vakitler geçiririz. Umarım farklı çalışmalar da yaparız ama... Ee, bu sene bunları yapmasak bile bu demek olmuyor ki 9. sınıflar 3 sene sonra bunu beraber yapmayacağımız anlamına gelmiyor. 3 sene sonra çok daha güzel bir şekilde YKS'ye hazırlanacağız. Mutlaka ama mutlaka. Ama yine 9, 10 ve 11'ler içinde farklı çalışmalar yürütmek için, farklı çalışmalar yapmak için gayret çaba içerisindeyim. Umarım enerjim tükenmeden her şeyi hallederim ki karşınıza böyle mis gibi projelerle de çıkmış oluruz. Evet gençler şimdiden yazılılarınızda başarılar. Umarım hepiniz 90'ın üstünde notlar alırsınız. 90'ın üstünde almadan karşıma gelmeyin. Tamam. Arkadaşlar çok seviliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derse katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, umarım sizler de bana sınavdan sonra teşekkür edeceksiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.